Kaan, sen de mi Damla. yoksun? Nerelerdesin? Aynı şey senin için geçerli olan benim için de geçerli de ben iyi ayarlayamamışım galiba. Biraz daha uzağa götürmem gerekecek. Okey, hadi bekliyoruz. Çok gözükmüyorum. Ben de aynen, yoksa hazır değil misin ya da rol mü çalıyorsun dedim. Naber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Valla bu kokteyl gecelerinde sabahtan böyle başlıyorum. Böyle bir an önce olsa da bir an önce ilkini içsek falan diye. Perşembe doğru gün bunun ve için. Gerçekten en değişik yapacağımız kokteyl de bu akşam bence de seninle olacak. Acaba otursam mı ben? İyi gözüküyor ama oturacak mısın? Bir git. Tamam, normalde süper. Oturmayacağım ama hiç güzel ayarlayamamışsın. Evet, oturmayacaksan... Neyse, sorun değil. Aynen. Bir bakayım. O ayarlarım ben. Tamam. Yani biraz kafanın ucunu görmüyoruz ama... Daha mı uzağa götüreyim bakayım? Bir çıt daha. Şöyle olursa gözükecek değil mi? O zaman bir saniye bekleteceğim. Tamam, sen beklet. O sırada ben seni birazcık konuşturayım. Tamam. Bana bu akşam neler yapacağız? Tamam, bana onu anlat. Bu akşam sarhoş olacağız. Orası kesin. Bu akşam iki tane kokteyl yapmayı düşünüyorum. Belki bunların böyle farklı varyasyonlarını da deneyebiliriz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Müziğin sesi sana çok geliyor mu? Yok, çok iyi. Okay, geliyor ama yani öyle rahatsız edici değil. Okay, izleyenlere de çok gelmiyorsa süper. Tamam. Evet, neler yapıyoruz bakalım? Aynen, bu akşam iki tane kokteyl yapacağız. Bunların hiçbiri margarita değil, öncelikle bunu söylemek istiyorum. Süper. Çünkü tekila denince akla gelen ilk şey margarita galiba. Tekila margarita. Aynen. Ve güzel de bir kokteyl çünkü çok yoruma açık olmamasına rağmen bayağı güzel yorumlar yapılabiliyor. Hı-hı. O yüzden ben seviyorum şahsen. Bence böyle süper oldu. Umarım ben de gözüküyorumdur. Ben de çok seviyorum. Ben zaten hem çok bir tık tamam yukarı. Biraz eğil. Biraz eğil. Yer değiştirelim ya da. Şöyle biraz daha geçeyim. Yok. Işık. Biraz daha kaldırman lazım. Böyle iyi mi? Gel bakalım. Fena değil. Yani biraz da karanlıktasın ama en kötü ihtimalle oturursun. Açarız. Bunu da denemeden şey yapmak çok zor. Keşke deneseydik Kaan'cığım. Tamam, biraz otur istersen. Oturayım aynen. Tamam. Evet. Böyle süper. Tam şey gibi oldu. Aynen. Ekonomi yorumu yapan şeyler gibi. Mitsolojistin YouTube masası. Aynen, YouTube kanalı şeyleri, YouTube bloggerları gibi. Yani süper. Evet. Kısaca bugün iki tane kokteyl yapacağız. Bunların ikisi de tekila bazlı kokteyller. Birincisi hem benim çok sevdiğim, ikisi bu arada benzer profillerde çünkü bana göre tekila kokteylleri genelde yaz kokteylleri oluyorlar. Evet. Yani genelde yazın içiyoruz gibi bir süre gelmiş şey var ya da yapıldığı ülkeden dolayı, yani Meksika'dan gelen bir içecek ya, yani oranın şey ne denir, ulusal içeceklerinden bir tanesi, içkilerinden. O yüzden herhalde o hava koşullarıyla falan da birleştiriyoruz. Hem zaten tekila, mezcal gibi şeyler kokteyl dünyasına, evet, girdiğinde hep böyle işte güneyden gelen vesaire böyle daha fresh şeyler olarak algılanıyordu. Ve rum gibi, o da o tarz kokteyllerde kullanılıyordu. Evet. Birinci yapacağım kokteyl bayağı yazlık bir kokteyl bence. Böyle nasıl desem... Hem rengi hem aperol, yine bence yazlık bir içecek. Aperol spritz vesaire gibi şeyler. Ve tekilayla da çok iyi gidiyor. Ben yani seviyorum. Bazen daha böyle mesela aperol spritz bana göre biraz hafif bir kokteyl. Yani güzel böyle 3-4 tane içebileceğini arka arkaya. Ve çok da kötü olmayacağın, çok yüksek alkolü olmayan kokteyller. En azından, hı hı, bittiği zaman. Ne diyecektim? Ha. O yüzden aperol, yani böyle o tatlarda, o tarzda bir kokteyl yapmak istedim. Bir tane de ben genelde böyle
çok karıştırmalı kokteylleri sevmem. Böyle daha bardakta yapılan kokteylleri severim. Hatta bana göre en güzel kokteyller şey derim yani böyle... Ya Kaan, ben de diyorum ki ne unuttum ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Shaker'ı unuttum. Getireyim mi? Shaker önemli. Yani en azından birinci kokteylimiz için gerekli. Tamam, bekle, hemen getiriyorum. Tamam. Bekleyişteyiz. Ya Kaan, her seferinde bir şey unutuyorum. Ya tuz unutuyorum, ya yani, ama artık shaker'ı kokteyli de unutmak da işin başka bir boyutu oldu. Evet ya, hazırım. Büyük ihtimalle ben de bir şeyler unuttum. Bir aralar ben de yok olacağım. Bir de zaten buz almak için durmadan dolaba gitmem gerekecek. Buz tamam. En önemli konumuz. Buzun var mı? Öncelikle var. Onu sorayım. Onu aldım. Tamam. En önemli şey o. Hep şey derler. No ice, no party. Direkt. Doğru yani. Ama özellikle yani normal şey buz var. Yani kırılmış buz yok. Tamam, kırarız. Kırmayı da gösteririz. Benimki de kırık değil. Kaan, bir de şeyi unuttum. Eğer onu yapacaksak bir şey daha unuttum. Nedir? Smoked şeyini yapacak mıyız? Torch getirdin mi? Benim torcum var. Ama torcun yoksa da nasıl yapabileceğini de gösterebilirim. Çok Hayır, zor yani değil. Bir çakmakla şey tarçın alayım mı, yoksa gerek yok mu? Yani alır... Şimdi birkaç kokteyli, bazı ürünler Türkiye'de kolay kolay bulunamadığı için biraz alternatifli gideceğiz. Onun için sen yaparken Tamam. Elinde ne varsa ona göre düşünerek yaparız. Önemli olan Tamam, tatların ilk uyumu ondan zaten. Başlamayacaksak bir tane yapalım, içelim. Ben o sırada gidip torçu da alırım. Tamam. Karanfili de alırım. Torç Okey. İkinci içeceğimiz. Hemen başlayalım mı? Aynen. Başlayalım. Tamam. O zaman kısaca kokteylimizin adı 212. 212 Tamam. aslında. Tamam. New York'ta Süper. icat edilmiş bir kokteyl. Yani New York'ta icat edilen kokteyller zaten bütün dünyada tükettiğimiz kokteyller diyebiliriz. Daha klasikler, benim sevdiklerim de daha böyle New Orleans tarzı kokteyller oluyor. Hı. İnternet çok kötü diye bir yorum geldi. İnternet kötü mü acaba? Ama yorumları da okuyamıyorum ki, çok uzak. Ben okuyorum. Sen biraz flusun. Ama sesin geliyor. Acaba internetten çıkarsam daha mı iyi olur? Deneyelim. Deneyelim. Ben o sırada biraz dans edeyim. Daha demin anlattığın kokteyl, tekila konusunda benim bir söyleyeceğim şey var. Bence insanların içini böyle tekila çok kıpır kıpır yapıyor. O yüzden de biraz böyle yaz hissi veriyor. Deyip bye bye Kaan. Evet, şimdi iyi mi? Daha iyi Bakayım. olmuştur. Bana biraz görüntü geç düşüyor ama evet evet daha iyisin. Evet, aynen. Tamam, süper. Çünkü böyle live'lar yapıp böyle görüntü kötü olunca herkesin konuştuğu şey genelde görüntü oluyor. O da üzücü oluyor. Evet. Ne diyorduk? Sana tekilalı kokteyller dedin. Ben sonrasını duyamadım. Ha, ben tekile biraz insanın içini kıpır kıpır yapıyor ya, ondan da biraz yazlık hissi var galiba dedim. Kesinlikle. O sırada aynen sen gidip geri geldin. Hadi yapalım. Benim Tamam. Bir kokteyle ihtiyacım var. Okey. Öncelikle dediğim gibi yani biraz anlatmak iyi diye düşünüyorum. Çünkü kokteyller genelde böyle niçin yapılıyor vesaire. İnsanlar çok anlamıyorlar ve bazı insanlar şey diyorlar işte, ben kokteyl sevmiyorum, ben şey yapıyorum. O da süper bir fikir ama ben mesela kokteyllerin kendi başlarına ürünlerin verdiğinden daha fazlasını verebildiğini düşünüyorum. Yani iki içki düzgün bir şekilde birbiriyle birleştirilirse o zaman Hı. ikisinin de tadından daha iyi olabileceğini düşünüyorum. O yüzden her zaman zaten kokteyllerimde hep iyi içkiler kullanıyorum. O her Hı. zaman yani must. Yani bir kokteyl yapacaksın diye sağlıyorum. Viskinin, tekilanın ucuzunu almak kokteyli daha iyi yapmıyor. Her ne kadar başka ürünlerle de tadı tamamlanmaya çalışılsa da iyi içki kullanırsan iyi kokteyl yaparsın. Bu birinci kural bence. Kesinlikle. Onun dışında da kullandığın diğer bütün ürünler yani olabildiğince taze, lezzetli. Yani yemeyeceğin şeyi kokteyline koymayacaksın. Kısaca kural bu bence. Ve dediğim gibi ben normalde kokteylleri böyle daha clear, daha böyle martini, işte ne bileyim şey kokteylleri, böyle direkt böyle içine baktığında arka tarafını görebildiğin kokteylleri severim. Bugün yapacağımız kokteyller öyle değil ama hepsinin güzel hikayeleri var. Süper. Öncelikle birinciden başlayalım. Birincisi dediğim gibi 212 diye bir kokteyl. 212 nedir diye sorarsan
212 New York'un bir kere area kodu. Yani telefonla aramak istediğinizde nasıl biz karşı tarafı 0212 çevirerek başta arıyoruz. Amerika içinde de telefonla New York'u aramak istersen 212 ile başlayan numaraları çeviriyorsun. O yüzden ve New York'ta icat edildiği için ismi bu şekilde konulmuş. Bence güzel bir şey çünkü benim kokteyllere ilgim vesaire hep New York'ta yaşarken oluşmuştu. Aslında üniversitedeyken oluşmuştu. New York'ta da bayağı zaten öğrendiğim işte, şeyleri çünkü çok iyi kokteyller yapıyorlar. Yerler var. Evet, yani ben Boston'da okumuştum. Boston'da okuduğumda orada Drink diye bir bar vardı ve oraya hep giderdim. Ve orası yani ben gittiğim dönemden bir sene sonra dünyanın en iyi barı ödülünü aldı ve çok 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 iyi bir bardır. Hala bugün bile yani çalışan insanlar değişse bile bayağı iyi kokteylleri hala devam ediyorlar ve servis anlayışları da çok güzel. Yani Boston'a biri giderse Drink'e kesin gitmesini öneririm. Bu kokteyl de New York'ta keşfedilmiş. Kısaca birkaç şeyden oluşuyor. Tequila, grapefruit suyu ve neydi? Şimdi heyecanlanacağım. Aperol. Aperol'den oluşuyor. Dediğim gibi Aperol spritz bildiğimiz, sevdiğimiz bir içki. Tequila ile genelde şey yapılmaz, böyle yan yana geldiği çok görülmez ama geldiği zaman bitter, yani böyle hafif acı tatlar oluşturan, ama grapefruit da aynı şekilde. Yani Aperol ile grapefruit burada aynı etkiyi yaratıyor. Tatı destekliyorlar. Tequila ise işin o funky, daha eğlenceli tarafını çıkarıyor. Beyaz tequila kullanıyoruz. Yani tequila biraz olayın genel böyle hatlarını belirleyen, zaten oran olarak da çok daha fazla kullanacağımız bir ürün. Diğerleri ise enteresan tatları veren ve garnish olarak da normalde önerilen, yani kokteylle beraber önerilen portakal kabuğu. Fakat ben portakal kabuğunu ne kadar sevsem de bugün biraz daha farklı bir şeyler yapacağız. Sen de portakal kabuğu veya grapefruit kabuğu varsa onu da kullanabiliriz garnish olarak. Niye var garnish mı? Onlar da içeride. Tamam, alırız onları. Önemli değil. Bol bol vaktimiz var. Ben mesela garnish olarak genelde böyle etrafımda bulabildiğim çiçekleri, ne bileyim baharatlarım var balkonumda yetiştirdiğim, onları kullanıyorum. Çünkü bana göre bir şeyi süslemek, garnish koymak, işte yani herhangi bir şey olduğu gibi değil de biraz özenerek yapmak, içecek olan insana verdiğin değeri gösteren şeyler. Hani biz Petra'da da işte latte art yapıyoruz. Latte art niçin yapıyoruz? Cappuccino'nun üzerindeki kalplerden bahsediyorum. Gerçekten barista olarak yaptığımız ürünü sonuna kadar böyle çok özenle yaptığımızı gösterip müşteriye gününe böyle bir tatlılık katmak aslında. Yani ona değer verdiğimizi göstermek. Aynı şey dediğim gibi kokteyller için de geçerli. Onun için garnish de bazı kokteyllerde, genelde yaz kokteyllerinde böyle çılgın şeyler, ne kadar çılgın yaparsan o kadar bence hoş oluyorlar. Peki bir şey soracağım. Bunda Campari kullanmıyor muyuz? Campari yerine normalde Aperol daha iyi oluyor. Campari kullanacağın için onun oranını biraz daha azaltacağız. Zaten yok, renkli... Aperol var. Hayır. Ben Aperol varsa süper. Kullanacağız zannediyorum. Okay. Tamam, yok. Aperol kullanacağız. Aperol varsa süper. Tamam. O zaman nasıl başlıyoruz? Shaker'a ihtiyacımız var. Evet. Ben Boston Shaker kullanıyorum. Bence dünyadaki en iyi shaker'lar bu tarz shaker'lar. Çünkü kırılma şansı yok vesaire. Sen nasıl bir shaker kullanıyorsun göremiyorum ama kapaklı mı? Nasıl? Evet, aynen. Kapaklı. Kapağı var. Aynen. Onlara French Shaker deniyor. Onlar da çok güzel. Fakat George Hansen'in Shaker'ını kullanıyorum ben. Evet. Kapağı bazen sıkışabiliyor vesaire. Genelde barlarda bunun tercih edilmesinin nedeni kolay açılabiliyor ve bazı barlar sadece sesinden dolayı böyle klik diye bir sesi var ya, onu çok seviyor barmenler. O yüzden bunu kullanıyorlar. Ama bence iyi tarafı çok kolay açılması ve çok kolay yıkanabilmesi. Böyle huş diye giriyorsun. Şey yapıyor. Kokteyli her zaman küçük olan da build ediyorum. Buzları büyüye koyuyorum. Çünkü ne kadar buz o kadar parti. Okay. Başlayalım mı? Başlayalım. Tarif çok inanılmaz hazırım. Basit. İsmi neydi, hatırlıyor musun kokteylin? 212. 212. 212. Ölçekler de tam olarak böyle. 212 diye gidiyor. Tamam. 2 oz tekile kullanıyoruz. Jigger'ın var mı? Çünkü önemli olan, yani kokteyllerde yok. Eminim var. Yok mu? Yok. Şu var. Ama şey, yani kokteylin kapağındaki ölçü kabı var. Tamam, bundan iki tane mi koyacağım? Bir bakabilir miyim? Yaklaştırabilir misin? Yaklaştırıyorum. Üzerinde bir yazı falan yazıyor mu? Hayır, ama normalde Margarita'da falan da galiba yine bir ölçü mü kullandık? Yani normal bu klasik kokteyl kaplarının üzerindeki ölçü kabından var. Hmm.
Onu tam bilmiyorum. Ama her zaman benim tavsiye ettiğim şey, genelde kokteyller Amerikan sisteminde, yani ben en azından öyle öğrendim ve yazılan bence en iyi kitaplar her zaman Amerikan edebiyatından Alacağım, çıkıyor. alacağım Kaan, alacağım. Hepsini alacağım. Tamam. Bir tane Ve çok torç, basit bir aslında. tane... Yani 2-1-2 dedik ya. Evet. 2 2'ye 2, yani kokteyl bazı olan, yani spirit'i tequila Evet. burada. 2 oz. 2 oz da tatlandıracak olan şey. 1 oz da onu top şey yapacak olan şey, enteresanlaştıracak olan şey. Yani çoğu içki de bu şekilde yapılıyor. O Tamam. yüzden o oranlar çok kolay oluyor. Bir de zaten Amerikan standart, yani mesela Türkiye'de Ciel falan konuşuluyor. Benim öncelikle hem kafam karışıyor. Çünkü kokteyl build etmenin oranını ben Amerikan Kaan, tarzı. benim şu anda bile çok karıştı. Yani kokteyli yapabileceksem ben bir Yapabileceğiz, yapabileceğiz. senin ölçü kabına bir bakabilir miyim? Benim ölçü kabıma bakabilirsin. Ya yani evinde herhangi böyle bir kap vesaire gibi ölçen şeyler olursa Tamam, sen onu büyük tarafıyla mı yapıyorsun? Küçük büyük mü yani? tarafı. İki. Okey, Bunun anlaştık. güzelliği üst taraf 2, alt taraf 1. Onun için bir tane jigger bile, buna Japanese jigger deniyor. Bunu tek başına kullanarak bir sürü kokteyli yapabiliyorsunuz. Bunun bir de küçük kardeşi var, o da bu. Şöyle Bence göstereyim. benimki seninkinin alt tarafı kadar. Kesin O bunların zaman bir iki oranı tane vardır. koyacaksın. İki Okey, tane tamam. koyacaksın, fazla Ve tekileden sarhoş göz olacağım. çıkmaz. Aynen. Okey, tamam. Şimdi bir de güzel tarafı, dediğim gibi 2-1-2, istiyorsan 200 litreye, 100 litreye, 200 litre yap. Aynı sonuç ortaya çıkacak. Aslında şeyden kastım, orandan kastım oydu. 2-1-2 oranında. Şimdi senin Tamam. jigger'ında olduğu için sen her birinden iki tane yaparsın. En kötü ihtimalle shaker'ın içinde biraz fazla kokteyl kalır bardağı doldurduğunda. Bu Okey, arada anlaştık. kokteyle başlamadan önce kullanacağımız bardakta şöyle herhangi bir uzun bardak, yani böyle nar vodka bardağı aslında, ama ben de öyle bir su bardağı yoktu diye bunu kullanıyorum. Tavsiyem, kokteylde soğukluk çok önemli. Yani soğukluk derken ısısı kokteylin, ne verecekseniz ısısı her zaman en önemli şeylerden bir tanesi. O yüzden olabildiğince kokteyli yaptıktan içene kadarki süreci düşünerek hareket etmek lazım. Bu kokteyl soğuk olması gereken bir kokteyl. O yüzden bardağı soğutmak en önemli konulardan bir tanesi. Onun için ben ne yapıyorum? Bardakları genelde bir sudan geçirip deep freeze'e atıyorum. Hiçbir bardağım daha kırılmadı, ondan korkuyorsanız, ama bardakların soğuk olması çok önemli. Bardağın Okay. soğuk mu bilmiyorum. Ama soğuk olsa Değil. çok daha iyi olur. O zaman Evet. dediğim gibi Bir dahakine. buz en önemli şeylerden bir tanesi. 2-1-2 oranı İçinde dedik. biraz buz bekleteyim biz kokteyli hazırlarken, olur mu? Neyin içinde? Bardağı soğutmak için. Onu yapabilirsin mesela. O da güzel bir taktik. Onun iyi Okay. çalışmasını istiyorsan genelde kırık buz, yani mesela yani böyle buzluğunun altında Yok, kalan o buzlar. buz bıçağım da yok. Ama soğudu şu Ha. anda bile hissediyorum. Yapabiliriz. Artık içmek Tamam. istiyorum Kaan. Hadi yapalım. Tamam, hızlı yapıyoruz. Zaten hızlı bir kokteyl. Evet. 2 oz tekila Tamam. ilk koyduğumuz şey. Sonra grapefruit aldın değil mi? Suyunu sıktın Evet, mı? sıktım. Tamam, süper. 2 oz süzülmüş, yani tortularını koyarsanız da olur. Ben genelde tortusuz seviyorum. Yani ben mojito yaptığımda içinde böyle parçacık falan olmaz. Böyle yeşil sarımtırak, böyle güzel bir görüntüsü oluyor. Ben öyle seviyorum. Koyayım mı greyfurt Evet. suyunda? Kokteyl build ederken, yani kokteyli yaparken Okay. genelde en ucuz üründen en pahalı ürüne doğru gideriz. Ama şu anda zaten çok kontrollü bir şekilde yaptığımız için istediğimizi istediğimiz sırayla, yani 2-2-1 sırasıyla yapabiliriz. Why? Okay. Şeyi koyduk. Aperol'de 1 oz koyuyoruz. Yani senin ölçeğinde 2-2 birinci, yani patron ve grapefruit suyundan koydun. O bir ölçekte aperol koyuyorsun. Bana aperolü sevdireceksin ya. Aperolü. Aperolü sevmiyorsan biraz daha az koyabilirsin. O çok... Valla koydum. Artık geçti. Tamam. En son Okey. Antwerp'te içmiş olabilirim. Yıllar önce. Tamam. Evet. Yani bu kokteyl hafif bitter tatları olan bir kokteyl. O kesin. Yani orada şaşırmayalım Tamam. sonra. Okey. Şimdi ne yapıyorum? Buz Buz. alıyorum. Aynen. Şimdi alıp geliyorum. Pardon. Ne kadar koyacağım? Ne kadar çok o kadar iyi.
buzda almam gerekecek galiba. Evet. Tamam, sen de al istersen. Yok, şimdi aldım ya. Bakayım. Buz olabildiğince alıyoruz. Ben genelde bu tarz shakerlarda büyük shaker dolana kadar dolduruyorum. Öyle mi? O zaman daha koyayım. Bunlar alırım gene. Küçük ama taktikler. Okay. Önemli taktikler. Tamam mı? Evet, Maksum bana bir shaker tutma önerisi vardı. Senin varsa seninkini de alayım. Şimdi shaker'dan shaker'a değişiyor o kesin. Çünkü evet, bazı shaker'lar genelde, ya insanlar böyle bir kere alacakları şeyi genelde ucuz alıyorlar. Bunu hep söylüyorum. Bir kere alacaksan ve kullanacağına inanıyorsan biraz araştırıp aynı fiyata, belki bir tık daha pahalıya çok daha iyisini alabiliyorsun. Onun için mesela bazı shaker'ları nasıl tutarsan tut, genelde French shaker'larda üst kapağın içine, altının içine girdiği versiyonlarda mesela çok problem olur. Onlar çok su fışkırtır. Arkaya böyle çalkalarken bütün arkası şekerli su oluyor kısaca. Benim tavsiyem dediğim gibi, yani böyle iki böyle parçadan oluşan shaker. Yapmak gereken çok sert davranmamak. Zaten aslında birbirini tutan, benimkinde iki metalin birbirine giriyor olması ve bunların soğuyor olması. Soğuyunca zaten seal ediyorlar. O yüzden problem olmuyor. Ben genelde şöyle yapıyorum. Bunu içine döküyorum. Yanlarını flush tutuyorum. Flush tuttuktan sonra çok hafif vuruyorum. Bazıları bam diye vurur mesela. Bam diye vurunca bütün kenarlardan fışkırıyor benim tecrübemle. Önemli olan şuranın düz olması. Seninkinde de yani yapman gereken şey çizgiye yakın bir yerden tutup iki parmağının alt shaker'ı, iki parmağının da üstündeki kapağı tutması ve tepedeki kapağın fırlamasını istemiyorsan da baş parmağını onun üzerine koyabilirsin. Herhalde benzer şeyler söylemişlerdir. Bilmiyorum. Yani patlarsa peçete de tutabilirsin bazılarını. Gördüm onu yaparken. Şimdi çalkalıyoruz. Ne kadar çalkalıyoruz? Elimiz donana kadar. Gerçekten, gerçekten yani... dondu. Tamam. O zaman biraz daha devam edeceğim. Tamam. Şimdi bu hazır. Dediğim gibi böyle öne itince bu açılıyor. Şu anda buzlu bir şekilde duruyorlar. Gerek yokmuş. Evet ya. Şimdi bu çalkalanan herhangi bir kokteylde ki rule of thumb ürünün, şimdi pardon bu arada, uzun bardağın içine buz koyuyoruz. Taze buz. O buzları kullanmayacağız. Benim o zaman buz almam lazım. Tamam, buz al. Bir sonrakinde ben sana başlamadan önce hepsini söylerim. Tamam, anlaştık. Bu arada Kaan, Petra'da neler oluyor? Petra'da her şey yolunda. Biz işte şu anda kapı shop olarak çalışıyoruz. Yani kapıdan sadece kahve ve işte ekmek, paketli ürün vesaire, o tarz şeyleri servis ediyoruz. Yani herkes açtı. Bunda da bir sorun yok. Sonuçta devlet bu izni veriyor. Fakat biz bir 15-20 gün bunu bir izlemek istiyoruz, doğru söylemek gerekirse, içeriye insan almadan önce. Ki buna duyarlı olan insanlar hem güvenebilecekleri bir yer olduğunu bilsinler ve gidebilsinler. Çünkü biz o tarzda çalışıyoruz. Hem de içeriye, sonuçta biz 25 kişilik bir ekip çalışıyor şu anda Gayrettepe'de. O insanları kesinlikle riske atmak istemiyoruz. Yani olası çok bir şeyden. Aynen. Çok şeker. Ama paket servis, ekmek, kahve vesaire devam ediyor. Aynen. İşte biraz bir sonraki step'te ben güzel böyle bir yemek servisi planımız var. Harika. Yani böyle yine böyle kesinlikle kendi grubun dışında başka insanlarla çok yakın olmayacağın, rahatlıkla oturabileceğin, açık havada tüketebileceğin bir şey düşünüyorum. Servis düşünüyorum. Hem yaz, yani şansımıza yaz. İyi ki de öyle. Dışarıda sonuçta oturup güzel güzel şey yapabiliriz. Aynen. Şimdi, aynen, süper. Kokteyli ben şeyin buzu içine... koydum.
Tamam. Kokteyle koyayım mı? Kokteylde üzerine bocalıyoruz. Kokteylin içindeki buzları kullanmayacağız. Hı hı. Mesela bazıları mojito'da kullanıyor. Biz bunu da kullanmayacağız. Bayağı kokteyl çıktı. Bu arada kokteylimin rengi çok güzel oldu. Yaz kokteylleri bence güzel renkli olmalı. Ve şey olmalı, yani hoş olmalılar. Şimdi ilk başta seninle olan kokteyli bitireceğiz. Sonra ben bu kokteyli bir tık daha iyi nasıl... Bunun yani rengini yakından göstermek istiyorum. Bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. Evet. O Aperol'ün suçu. Ve grapefruit da şey yapacak. Şimdi yapmamız gereken portakal kabuğunu peel ediyoruz. Peeler'ın var mı? Bıçağın var mı? İçeride. İçeride var ama ben grapefruit getirmedim. Lime tamam. Yapayım. Lime değil de portakal var mı? Grapefruit var. Ben en iyisi grapefruit benim tavsiyem alayım. Grapefruit. Sen lime koymak istiyorsan koyabilirsin ama mesela ben böyle yok, bir kokteyle hemen lime... geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen. Tamam. Ben de arada başka bir şey yapacağım. Yani hemen şunu da belirteyim. Yani aslında hazırlığımı yapmıştım. Sadece... Ama normal yani. Çok normal. Bunlar ekstra çünkü. Bunları daha önce söylememiş olabilirim. Suç benim. Yani evet. Sen belki de çok fazla yaptığın için... Bu arada ben grapefruit da inanılmaz fazla severim. Öyle grapefruitlu mi? Kokteylleri de çok severim. Ben de kokteyli çok seviyorum. Genelde gördüğüm insanlar grapefruitun kendisini sevmiyorlar. Mesela işte sabah kahvaltısında biz menüye koymuştuk mesela. Grapefruit, hı hı, ve işte güzel bir esmer şeker getirmiştim ben bir ara. Grapefruitla beraber onu servis ediyorduk. Çok klasik bir kahvaltı yani, böyle çok Nordic de diyebilirim. Hı hı. Fransızlar da çok seviyor ama... Kimse mesela ilgilenmemişti öyle. Grapefruitları alıp alıp kendimiz yiyorduk. Şimdi senin kokteylin şu anda biraz önce gördüğümüz durumda. Evet Kaan, ben bu kadar içemediğim başka bir kokteyl şey yapmamıştım. Kaç dakika oldu? 30 dakikadır bir yudum almak istiyorum. Bir yudum tamam. Alayım bari ya, bir yudum. Şu bir dakika, portakalımızı veya grapefruitumuzu da sıkalım, bitirelim. Çünkü benimkisi de sulanmaya devam ediyor. Ben onun üzerine bir şeyler daha ekleyeceğim. Tamam. Sıkacak mıyız yoksa şey mi yapacağız? Portakalı... Kabuğunu şey yapıyorsun. Ha okey. Peeler'la. Okey. Tamam. Aynen. Tamam. Portakal twist kısaca. Bunu alıyorsun okay. ve biraz böyle üzerine diye işte yağlarını sıktıktan sonra içine sokuyoruz. Okey. Çok iyi. Şimdi yaptın yani mı? Kokteylin şu şekilde. Evet. Harika. Tamam. Şimdi mesela bu kokteyl bana göre çok şeyli bir kokteyl. Çok portakal, şeker kokuları olan ve arkadan içtiğin zaman bitter tatların geldiği çok güzel ve şey bir kokteyl. Böyle canlı bir kokteyl. Ama bir içim söyleyeceğim. İç, aynen. Cheers. Cheers. Güzel. Biraz sangriyeyi anımsatıyor bana. Ve çok hafif. Ölçekle yapınca tadı doğru oluyor. Bence ölçek kadar önemli, hayır, bir şey yok dünyada. Böyle aynen, o Aperol biraz daha böyle hem bitter hem böyle şekerli falan bir içecek ya. Kesinlikle yani. En iyi Aperol'lü kokteyl diyebilirim. Çok beğendim. Süper. Ben buna bir tık daha üstüne bir şey koyuyorum. Onun için ne yapıyorum? Mutfak blenderında buzları kırıyorum. Kar gibi olana kadar. Bunu da buradan niçin yaptığımı da anlatacağım. Cheers diyorum. Bizimle beraber içenler var. Hepinize cheers. En çok da bence aslında buna beraber hazırlanıp içmek güzel. Evet. Yine yapalım. Şimdi bir bayağı bir ses gelecek. Onun için özür diliyorum. O kadar da gelmiyor. Yani. Fena değil. Bu kadar yeterli zaten. Çok önemli değil. Şimdi yaptığım şeyi göstereceğim. Ben yaz aylarında benim en çok sevdiğim kokteyller genelde ya işte mesela yani düz bir şey içmiyorsam rakı gibi falan. Kokteyllerde genelde julepleştirilmiş kokteylleri seviyorum. Julepleştirilmiş kokteyllerde bana göre aşırı buz, yani tutamayacağın, elin yapışacağı derecede soğuk içeceklerde ferahlıkla birleşen bir şey. Ve bu kokteyli ilk denedikten sonra bunun çok güzel bir julepleştirilebileceğini düşünmüştüm. Onun ne için demek julepleştirmek ne demek? Mint julep diye bir kokteyl var ve julepler serisi diye bir şey var. Genelde bunlar metal bardaklarda servis ediliyorlar ve
Mesela Mint Julep, Kentucky Derby'si var işte şeyde, Kentucky'de at yarışı. O oranın official içkisi ve çok güzel bir içkidir. Herkes bakabilir Mint Julep diye. Mint, nane, julep tarzı. Bourbon'la yapılan bir kokteyl. Biz burada ama tekilerle yaptığımız için bu kokteylin ona çok güzel benzeyebileceğini düşünüyorum. Onun için de şöyle tepesine buz koydum. Kırık buz bardağı daha kolay soğutur. Temas alanı daha yüksek diye. Bu buz kırma şeylerinden var mı elinde? Bende yok. Ben mutfak mikseri kullanıyorum. Aynı işi görüyor. Okay. Eğer böyle bir şey yoksa bu arada diğer ikinci bir yöntem de şu. Bir tane mutfak bezinin içine buzları koyup vura vura çat çut çat. Ben duvar yani alçıpan patlattığımı biliyorum. Şimdi ekstradan benim üzerine koyacağım. Dediğim gibi biraz daha fresh bir şeyi tercih ederim. Buna biberiye de yakışır olarak. Böyle hani garniş olarak. Evet, taze biberiye bulabilirsem evet. Ben kekik kullanacağım. Limon keki, yani böyle normal kekikten farkı biraz daha böyle bir limon kabuğu tadı var. Yani şeyi var, hı-hı, kokusu var. Bence çok yakışıyor. Bunu kamışla içmeyi tavsiye ediyorum. Bunu böyle koyduktan sonra da dediğim gibi içen insana mutluluk vermesi adına kendimden de bir şey koyuyorum. O da balkonumdaki çilekler. Bu şey de oradan geliyor. Son olarak da biraz daha fancyleştirmek için. Şimdi içinde grapefruit var ama grapefruitla aperol birbirini götürüyor bence. Herhangi bir böyle baharatlı grapefruit bitteri varsa da buzun üzerine damlatabilirsiniz. Sadece aromatik olarak. Ben de var ve hiç denemedim. Deneyeyim bakayım. Buzun üzerine koymanda yarar var. Kırık buzlarda şey oluyor, daha iyi oluyor. Şimdi de bu kokteyl bu şekilde oldu. Acaba bu bitterla kokteylim tadı nasıl olacak? Çok değiştirecek. Endişeliyim. Ama deniyorum. Değil. Bir damla mı koyacağım? Ben buzun üzerine böyle 3-5 damla koydum. Tamamıyla aromatik olarak. Burada bir taktik daha var. Bunu da iyi barlar bilir yani. Olabildiğince içerken aromatik tarafını da ön plana getirmen gerekiyor. Onun için ben genelde nane veya böyle bir baharat koyuyorsam genelde kamışı da ona çok yakın koyarım ki içerken burnun baharata değmek zorunda kalsın. Nane falan koyuyorsanız böyle kısaca döverek şey haline getirebilirsin, böyle yağları çıksın ve daha iyi aromasını versin diye. Bu kekikte o kadar gerek yok, böyle hafif elinde sıkarsan da oluyor. Cheers! Birinci kokteylimiz bu Cheers. Şekilde. Ancak sen yeni geldin. Ben aynen. Biraz daha doldurdum. Neredeyse yarısını içtim. Şunu şöyle resmini çekeyim. Güzel oldu çünkü. Harika. Telefonluklarını bilir miyim? Ay pardon. Benim telefonum şeyde. Niye resmini çekiyorum? Çünkü güzel oldu. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Evet. İstersen bir yandan onu içerken bir yandan ikinci kokteyli yapalım. Çünkü inanır mısın 35 dakika geçti bir daha. Evet. Tamam, ikinci kokteyl. Etraf topluyoruz. İkinci kokteyli bardakta yapabiliriz. Ya bu kokteyl yapma işi gerçekten çok eğlenceli ya. Bence biz bir grup olmalıyız izleyenlerle beraber. Ve öncesinde gerçekten her şeyi birebir verirsen bize. Herkes mutfağa da gidebilir hoş. Ama beraber yapmak bence çok eğlenceli, beraber içmek. Evet. Ya kokteylde bence güzel olan şey dediğim gibi yani bir kere bir başta yapılan kokteylleri yaparak bir yere geliyorsun. Yani eskiden niçin yapılmış? Mesela kokteyl niçin yapıyoruz diye ben çok merak ediyordum yani. Ve okuduğum şey yani ilk kokteyl ne zaman yapıldı, niçin yapıldı vesaire. Bir sürü teori var. Hiçbiri %100 değil tabii ki de. Fakat benim en çok beğendiğim teorilerden bir tanesi şey... Eskiden yapılan kokteyller özellikle mesela 1920'ler vesaire diyoruz. 1920'lerde içki yasağı olan dönemler. 1930'lara tam hatırlamıyorum doğru söylemek gerekirse. İşte Prohibition'ın olduğu dönemler, kokteylin en patladığı dönemler ve içkinin en zor bulunulduğu dönemler. Yani Amerika'da içki yasağı var, içki bulamıyorlar. Üretim yasağı. O yüzden böyle seyreltiyorlar bu kokteyli yaparak. Seyreltmiyorlar. Tam tersine bayağı böyle içinde benzinler falan. Yani çılgın bir dönem. Millete böyle bir kick versin diye herkes her türlü yolu deniyor. Fakat servis eden insanlar, bir de millet evinde işte bathtub gin muhabbeti var işte. Banyosunda gin üretenler falan filan.
Ve doğal olarak profesyonel olarak yapmadıkları için bu insanlar bunu, bu içkilerin tadı bence çok kötüydü zamanında. Yani böyle benzin gibi cin içiyordu. Şimdi iyi tekila, kötü tekila herkes neden bahsettiğimi biliyor. Yani baş ağrısı ölüm. Ama iyi bir tekila öyle değil. Aynı mantıkta o zamanlarda olan bütün o kötü içkileri şeker ve suyla seyrelterek daha iyi, tadı beğenilir şekle getirmek aslında kokteylin amacı. Aynen. Yani o yüzden mesela en basit kokteyller genelde bütün iyi kitaplarda da yazar. Şeker ve suyla başlar. Şeker, su, sonra bitterlar. Tık 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 devam eder böyle şeye doğru. Şimdi ikinci kokteyle geçelim. İkinci kokteyl dediğim gibi biraz daha smoke etmek istiyor musun, istemiyor musun? Oradan başlayalım. Şimdi şöyle, izleyenlere de o notu biz belirttik, yazdık ama sen çubuk tarçın ya da karanfil istedin değil mi? Tane karanfil. Ha, ikisi birden mi gerekiyor? Evet. Tarçın bunlar olmasa benim, da olur. Karanfil bir tık daha iyi. Bunlar benim mutfağımda bir yerde var. Ama istersen ben smoked etme kısmını, ki çok severim. Tamam. İzleyeyim. Yani onları bulmam biraz zaman alabilir. Belki yine bir bakacağım göz ucuyla. Bulursam ne ala, bulamazsam senin yaptığına bakalım ama bence smoked iç, yani smoked tatlar içkiye çok yakışıyorlar. En azından ben çok beğeniyorum. Kesinlikle. O yüzden de sen bana böyle bir şey yapalım dediğinde gerçekten bunu öğrenmeyi çok istedim. Okay. Merak ediyorum. Tamam. Nasıl yapıyorsun? Şöyle, ben de tam tersine smoked, yani smoked, smoky içkileri çok severim ama işte böyle torçlar, yakmalar, portakal kabuğunu yakmalar, bunları sevmem. Zaten beni tanıyan herkes de bilir. Smoke etmeyi önermemdeki sebep, bu birazdan anlatacağım kokteylin ana konusunun smoky oluşu. Ve Türkiye'de smoky olan içkiler genelde işte daha böyle kahverengi içkiler, işte ne bileyim skoçlar vesaire, aile içkileri falan filan. Aynen. Yani viski bazlı genelde ürünler ve tekila ile viski en iyi arkadaş değiller. Yani bunu yan yana, arka arkaya içen herkes bilir. o yüzden kullanacağım şey meskale, hem yakın üretim şeklinden dolayı ya da eğer onu, o da yoksa, ki meskalden bahsediyorum. Bence tekilanın kuzeni meskal. Aynı, benzer bitkilerin benzer meyvelerinden yapılıyorlar. Ama meskalin ana özelliği daha smoky oluşu. Yani böyle bir Islay viskisi gibi smoky bir karakteri var. Kısaca eğer mezkal yoksa smokelayalım mantığından gitmiştim. Normalde smoke etmeyi de çok sevmiyorum. Bence neyse, biz ben, yani benim gibi sevenlere yarayacak bu tip. Tamam. O yüzden okey, o zaman ben öyle yapalım. Öyle yapacaksak doğal olarak shaker'ı kullanmamız lazım. Ben shaker'ı yıkıyorum. Bir saniye. O zaman ben de yıkayıp geliyorum. Evet. Hadi sen yıka gel, birimiz burada kalalım. Kaan, sana çok komik bir şey soracağım bu arada. Yani gerçekten tekilanın etkisiyle değil, bunu çok merak ediyorum. Ayağında ayakkabı var mı? Var. Niye? Vıcık vıcık ses mi geliyor? Hayır, ben evdeki live'ları hep böyle çıplak ayak yapıyorum ve böyle plajda gibi böyle bir yandan dans ediyorum. Bir yandan ayaklarım çıplak var. Merak ettim, sen ayakkabı giyiyor musun yoksa ayakların çıplak mı diye. Ben ayakkabıcıyım ya. Şey olarak. Tamam, sen geldiysen ben şimdi, bir yıkamaya gidiyorum. Aynen, ben de arada biraz kokteyli anlatayım. Kokteyl aslında penisilin diye bir kokteyl. Biz Petra'nın bütün partilerinde falan da yaparız bu kokteyli. Normalde skoç ve viski bazlı bir kokteyl. Fakat bugün onun tekila versiyonunu yapacağız. Penisilin eski bir kokteyl değil. İsmi böyle çok eski kulağa gelse de. Ama çok bilinen bir kokteyl değil mi penisilin? Kime penisilini yani, biliyor musun desem biliyor oluyor ama hiçbir zaman ama aynı şeyden bahsetmiyor oluyoruz. Evet, aynı şeyden bahsetmiyor oluyoruz. Böyle bir staple cocktail, Milk and Honey diye bir bar var New York'ta. Bunun işte Milk and Honey, aynen. Evet, çok Milk and Honey'nin olayı zaten çok çok iyi yeni kokteyller yazan bir ekol oluşuyor. Çok da iyi bir bar, yani çok severim ben. Neyse, buranın barmenlerinden galiba kurucusu da aynı zamanda Sam Ross diye bir adamın icat ettiği çok güzel bir kokteyl. Biraz kışlık bir kokteyl ve o kadar basit ve güzel bir kokteyl ki başka içkilerle de zaman içinde işte rumla, işte tekilayla vesaire varyasyonları denenmiş. Bu da bir tekila varyasyonunun benim sevdiğim versiyonu. İçinde neler var? Yine 2 oz tekila, CL olarak bilmiyorum ama 2 ölçekten gidebiliriz. Yok, karanfille şeyi bulamadım. Bir şansımı deneyeyim dedim ama evet. Onun ya, yani her şeyin alternatifi var. İyi bir şey yapmak istiyorsan
Çok şey. Şöyle mesela şeyin var mı? Muddler'ın var mı? Yani O şey ne? ezdiğin şey var ya tahta. Evet. Eskiden mesela bu tarz şeyleri smoke etmek için bıçakla o muddler'ın kenarından tahta koparılırmış. Ha, Ki onu çok smoke iddialı. edebilsin diye. Ama Ben kimse tabii ne bir evindeki şey güzel söyleyeceğim. Evimde ne olduğunu söyleyeyim. Palasanto var. İşe yarar mı? Bayağı işe yarar. Bence onu alalım. Çok çok iyi Mükemmel. fikir. Tamam. Palo Santo'nun ucundan böyle bir kıymık gibi böyle 2-3 parça kesebilirsen o bile yetecek bize. Ben kesin o kadar sakarım ki kendimi keserim ama elimden geleni yapacağım. Yes. Palasanto. Evet. Santo çok iyi fikir oldu. Tamam. Yapacağımız şey benim yine şeyim buzdolabında bardağım. Onu bir alayım. Ama zaten smoke edeceğimiz için o kadar da ne durumda olduğunun önemi olmayacak bence. Evet. Bu kokteyli kullanacağımız bir bardak. Bana göre viski bardağı. Ben bu bardakları seviyorum. Bu su bardağı gibi bir şey. Büyük bir kavanoz gibi. Baya Tamam, büyük bir süper. bardak. Büyük buz kullanacağız bittikten sonra. O yüzden ne kadar büyük bardak o kadar büyük buz mantığıyla o şekilde gidebilirsiniz. Tamam. Biraz çabuk yapmamız lazım. Çünkü galiba bu yayınlar 60 dakikada mı kapanıyor? Evet 60 dakika ama bence iyiyiz ya. Bunu Yani 43 dikeriz yani. geçiyor. Tamam. Tamam. Merak etme. Şimdi ben tarçın dedim, karanfil dedim. Ben biraz da böyle evde tahta vardı. Tahtadan birkaç parça böyle meşe kıymığı gibi bir şey çıkardım. Böyle talaş yani. Evet. Onları da yakacağım. O da güzel bir meşe şeyi veriyor. Yakmak için Ben yapmak gereken şeyi göstereyim. Şimdi senin normal çakman vardı değil mi? yani böyle pro çakmağı gibi bir çakmağım var Tamam o da şöyle. olur. O da pürmüz yani aynı şey. Yapacağımız şey yakıyorum bunu. Bir tahtanın üzerinde yakabilirsiniz. Tahtayı ıslatırsanız yanmaz tahtanız. Yani ne kadar iyi ol veya kötü olsa da. Yanarken üzerine bardağı kapıyorum. Yaptığım şey şu anda bu kadar. Görebildiniz mi bilmiyorum. Aynen. Ateş söndüğü anda zaten içeride bir duman oluşmaya başlıyor. O da bardağı smoke etmeye yetecek kadardır. Daha fazlasına gerek yok. Yani çok çok yakman gerek yok. Wow. Anladım ne Aynen. yaptığını. Peki bunu ateşe verip çat diye bardağı üzerine Evet, yani kapıyorsun, sen puro çakmanla karanfilini, tarçınını vesaire biraz alevlendirip yandığında böyle küçük çakmak gibi üzerine şeyi kapatmak. Bardağı kapatmak. Ne kadar iyi yakarsan o kadar duman çıkıyor kısaca. Onu ama yaptık. sen Şimdi bu kokteyle gidelim. kokteyllere normalde mi meraklısın? Evde yapıyorsun galiba. Yani Evde sadece biz yap. beraber yapacağız diye bu kadar şeyi öğrenmiş olamazsın diye düşünüyorum. Yok ya ilgiliyim. Çok severim kokteyl yapmayı. Çok içmiyorum. Yani gerçekten çok az içiyorum. Belki bundan önce kokteyli yılbaşında yapmışımdır ama takip ediyorum yeni barları vesaire ve olabildiğince gittiğimde gitmeye çalışıyorum. Çünkü güzel güzel yorumlar oluyor yani şey olarak. Peki bir şey Şimdi soracağım. Bunu bir kere yapmış olmam, birazcık tutsunemiş olmam yetiyor mu yoksa kapalı ihtiyaç duruyor değil mi duyana bardak şu kadar? anda? Ay, hayır açtım yeniden kapamam mı lazım? Ya ben şöyle yaptım. Yaktım üzerine kapattım. İçinde böyle küçük bir yağmur bulutu gibi duman duruyor. Yani bu ne kadar kapalı kalırsa, ne kadar hava geçirmezse o kadar iyi. Ama Ya benim yaktık. Neyse idare edeyim. Yani hoş gözüküyor. yaktığın şeyin üzerine kapayıp bırakman yeterli. Bıraktım, Şimdi bıraktım. tamam. Aynen. Şimdi iki ölçek tekila kullanıyoruz. Yine evet iki ölçek tekilam. Aynı mantıkta. Kendimle gurur duyuyorum ya. Bu tekileyi Maksut'la, senle, Emre'yle böyle tadına vara vara o kadar güzel içtim ki. Evet. Sonra Ben bu işi çok sevdim Kaan. Bu yayıncılığı falan bırakıp ben bu kokteyl işine girebilirim. çok Evet. iyi. Sonra bir ölçekten biraz az yani 0,75 ölçek lime suyu koyacağız. Ben de o şu küçük olanın büyük tarafı taze sıkacağım. Genelde şimdi sıkarken söylerim. Yarım lime ne kadar ediyor diye. Kaan'cığım ben hazırlanmıştım. Lime suyum Tamam. hazır. İnanır mısın? Kısaca yarım lime'ı sıkarsan tam olarak o kadar ediyor. Yani 4,3 Okay. 3 bölü 4 lime ediyor. Bundan Tamam. sonra kullanacağımız şey eğer şeyin daha önceden biz tarifi vermiştik. Honey ginger syrup yapacaktık. Bu nedir? Evet. Bir bud ginger'la
aynı oranda bal ve suyu kaynatıp bir 5 dakika sonra soğumaya bırakıyoruz. Ve bu bir sirup oluyor aslında. Yani simple syrup gibi bal bazlı, sulu ve inanılmaz zencefilli bir şey, şurup kısaca. Eğer çok bu yoksa güzel. Şu anda yapabileceğimiz Evet. Şey nedir? Küçük bir ginger alıp 4-5 dilim kesip, böyle veya 2-3, yani 2-3 dilim kesip şu andaki mikstürümüzün içine atmak veya neyse bunun içine atabiliriz, olur yani. Ve eminim sende agave var evde. Var. Onu da alıp Aynen. geleyim ben. Aynen. Ama Kaan, çok evet. Hazırlıksız yakalandım. Hiç bu kadar çok mutfağa gittiğim başka bir kokteyl workshop'ım olmamıştı. Evet. Agave alıyorsun. Cincirleri attıktan sonra, agaveyi de üzerine döktükten sonra cincirleri bir işte ne deniyor ona? Tumbler, yani o tahta şeylerden. Dur bakayım, var mı şurada bir yerde, göstereyim. Agave'den ne kadar koyuyoruz? Agave'den ne kadar koyuyorsun? Tatlandırmak istediğin kadar diyelim. Benim Tamam. Ölçeklerimde yarım oz. Yani bayağı az aslında. Tamam. Yani bir çay kaşığı kadar. Aynen. Yarım oz galiba bir çay kaşığından biraz fazla ediyor. Tamam. Ben ne yapacağım? Bir dakika. Tumbler. Evet. Peki zencefilim yoksa başka bir tane bitter koyabilir miyim? Yok. Zencefil en önemli şey bu kokteylde. Güzel. Çünkü... Lavanta bitterim var. Bakayım bunda zencefil var mıymış? Lavanta güzel olur. Ama zencefil bu kokteylin ana konularından bir tanesi. Yani şaşırdım ya, bu arada misin? Zencefilin olmamasına. Onu söyleyeyim. Vardı, yeni attım çok bekledi diye de niyeyse aklıma gelmiş. Ben bu lavanta bitterini denemek istiyorum. Tamam ama tamam. Normal kokteyli ben anlatayım. Dediğim gibi 2 oz tekila, bir yarım Ama lime'ın bitterleri suyu. sen biliyorsun. Kaç damla koymam lazım onu da söyle de. Ben bol bitter koyarım genelde ama bu zaten lime'ı koyduk, şeyi koyduk. Bilemedim. Yani 4 taş yeter herhalde. Yani bir şey koyabilirsin. Bir hepsini. Pipet. Bir pipeti koyabilirsin. Ben genelde öyle koyuyorum yani. Okey, ne koydum. bitter Bakalım olduğuna da nasıl bağlı. olacak. Şimdi ben de bunun içine daha önceden yaptığım bal ve zencefil şurubunu koyacağım. Süper. Bal ve zencefil şurubunun nasıl yapıldığını söylemiştim. Evet. Bu biraz Moscow Mule'a benziyor. Onun için şey çok çok önemli gerçekten. Yani ne denir? Bunu da yarım oz olarak düşünebiliriz. Evet, yarım oz, yani yarım ozdan biraz daha fazla. Çok da güzel oldu. Ne yapıyoruz şimdi? Lime koyduk, tekilayı koyduk. Buza ihtiyacımız var. Şeyi ginger kullanıyorsanız, yani honey syrup kullanmıyorsanız ginger'ları bu içkinin içinde muddle ediyoruz. Bayağı olduğunca parçalıyoruz. Tamam. Ondan sonra buz ekleyip shake ediyoruz. Sadece eğer mojito gibi shaker'ın içinde şeyi zencefilleri atıyorsanız double strain etmeniz gerekiyor. Yani hem şu tarz bir strainer hem de bir süzgeç gibi bir şeyden ki zencefil parçaları kokteyle gelmesin. Onu istemiyoruz. Hı Buz hı. alıyorum. Tamam. Peki buzu sonra bardağa da koyacak mıyız? Hayır, koymayacağız. Büyük buz koyacağız demiştik. Ama sen eğer bardağa koymak istiyorsan, biz Petra'da yaptığımızda genelde bardağa koyuyoruz ki buz bitmesin diye. Çünkü normalde hayır, bir... Hayır, sormadım. Yani buz ayırmam gerekiyor mu? Ben her zaman temiz buzu seviyorum. Yani bu kokteylde özellikle okay. Temiz buz daha güzel oluyor. Okay. Shake ederken normal bardağa koyacağım buzda da büyük buz kullanacağım. Büyük buzun küçük buzdan farkı, büyük buz daha yavaş eridiği için daha uzun süre soğuk tutup daha az sulanıyor. Artık kapatıyoruz yani, değil mi? Shake edeceğiz. Evet, shake edeceğiz. Bu buzu şimdilik şöyle koyuyorum. Ne koyduk? Bir daha bir hatırlayalım. 2 oz tekila, 3/4 oz lime suyu, yarım oz agave, yani bir çay kaşığı kadar veya yarım oz bal ve zencefil şurubu. Bak ya, yani Nil hemen beni yakalamış, mahalleyi yakma kokteyl uğruna diyor.
Biraz daha palasanta yapıp içine koyayım dedim. Annem aldı. Evet. Elimiz donana kadar bunu çalkalıyoruz. Kesin bilgi. Dondu değil mi? Yani benim shakerimin evet. Üzerinde karlar oluşuyor. Tamam. En önemli şey soğuk içki. Şimdi benim bardağım hala içinde yağmur bulutçuğuyla beraber takılıyor. Bunu kaldırırken de çok güzel görüntü oluyor. İşte böyle dumanları görebiliyor musun bilmiyorum ama kokladığında inanılmaz bir şey oluyor. Eğer karanfil varsa kesin kullanmanız lazım. O bir must. Maalesef. Yani karanfil en önemli şey. Bardağı koydum. Strainer'ımı koydum. Şimdi üzerine... Bardağa buzu koydun mu? Evet, bardakta buz var. Ay. Az buz koyunca böyle oluyor. Neyse. Bu smoky tadı geçmesin diye direkt kokteyli koyayım mı bardağa? Koydun mu? Evet. Buz, yani bardağa buz koyuyorsun. Üzerine kokteyli döküyorsun. Wow, bayağı iyi olmuş bu tütüleme. Bunu yaptıktan sonra en önemli konulardan bir tanesi yine. Şimdi smokeladık evet ama mezkalimiz varsa her zaman kullanmakta yarar var. Mezkal de dediğim gibi tekilanın bir kuzeni diyebiliriz. Bunu yapacağımız şey bar kaşığıyla. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle koyayım. Gözüküyor mu böyle koyunca? Altta mı kalıyor? Gözüküyor. Yani evet biraz tamam. Yorumların altında kalıyor. Tepesine meskali döküyorum. Yaptığım şey o. İki bar kaşığı yeter zaten. Tek amacı... Kaan, benimki gerçekten çok iyi oldu ama birazcık yayının kapanacağı endişesini duyuyorum. 53 yok, geçiyor. İyiyiz. Olması gereken saatteyiz. Okay. Artık alışmış olman lazım. Kaydedemezsem çok üzülürüm. Çünkü ondan sonra gerçekten geri dönüp insanlar tariflere de bakıp hatta soruyorlar. Benimki aşırı iyi oldu. Seninki? Çok ya böyle beyaz gri bir renk. O lime'la tequila'nın renk verme işinden kaynaklı. Seninkinden farklı. Benimkisi bayağı zencefil o kiki var. Bak. Benimkinin de rengi benzedi. Çok böyle kuvvetli bir kokteyl oldu. Ama aşırı güzel. Kuvvetli olmasının nedeni büyük ihtimalle sen iki ölçek şey koyup diğer yani o 3/4 ölçek şey vardı ya. Ne evet. Koydun 3/4 ölçek? Lime. Onu tam tutturamadığın zaman lime fazla olunca çok yok yani yok böyle... O anlamda kuvvetli değil. Gerçekten çok tadında ve çok güzel oldu. Diğer aparelli olan biraz daha fresh, light daha miydi? Böyle evet daha böyle evet summer breeze değil. Bu böyle biraz daha body bir şey kokteyl oldu ama çok güzel. Kesinlikle. Yani ana farkı bence şey bir öncekindeki aperol zaten alkol olarak kaç aperol 40'tan az olması lazım. %15 yani fortified wine kafası. Şaraptan halice. Peki bir şey söyleyeceğim. Aynen. İzleyenlere de çok rica ediyorum. 2 dakika ben bu videoyu bir kaydedeyim. Kaan sen bir bekle. Birazcık da şu kokteyller üzerine ve Petra üzerine konuşalım. Olur. Bir 10 dakika daha konuşalım. Çünkü gerçekten kokteyl yapmaktan hiçbir şey konuşamadık. Ama bunu kaydetmek istiyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Thank you.